Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sağlıklı günler dilerim. Meyveler bölümüne geldik. Meyveler bölümüne baktığımız zaman genellikle bütün kaynaklarda özellikle bizim üzümsü meyve diye adlandırdığımız grup yani bunun içerisine yaban mersinini koyabilirsiniz, kızılcığı koyabilirsiniz, böğürtlerini koyabilirsiniz, ahududu ve tabii ki kiraz ve çileği de ihmal etmemek lazım. Bunları önerirler. Fakat maalesef Günümüzde şehirlerin beton ormanı içerisinde yaşayan insanlar için bunları ulaşmak çok zor. Eğer Anadolu'da bir yerde yaşıyorsanız bunları dalından toplayıp yeme zevkine sahipsiniz ve gerçekten de çok şanslısınız onu söylemek isterim. Şimdiki çocuklar daldan meyve koparıp yemeyi hiç bilmiyorlar. Meyvelerin özelliği nedir? Bir kere her şeyden evvel bütün besin içeriği açısından ideal sanılabilecek bir konumdadır. Neden diyeceksiniz? Çünkü %80'i su zaten meyvelerin. Uygun karbonhidrat ve şeker oranları var. Yağ oranı düşük, mineralden zengin, vitamin A, K, B, v, C yüksek oranda bulunur ve aynı zamanda çok yaygın fitokemikaller denen bileşikler var. Yağ oranı konusunda avokado çok önerilir, çok iyi olduğu söylenir ama kolesterol... E Bununla ilgili sıkıntılarınız varsa zeytinle beraber hani yağ açısından sakıncalı olabilir diye söylenir. Zeytini bir kenara ayırıyoruz. O az miktarda tüketilebilir. Avokado ise yemek hakkınızı ortadan kaldırabilir. C vitamini içeriyor. Isıya dayanıksız en iyi kaynağı meyveler. Çünkü neden? Böylelikle ısıdan harap olmuyor C vitamini. Bir de renkli olan her şey hem sebzeler yeşilden kırmızıya her zaman için sağlıklıdır. Genelde hemen ardından bu üzümsüz meyvelerin hemen ardından turunçgilleri, başta greyfurt, mandalina ve portakal ki e, portakalı birazdan size detaylı bir şekilde aktaracağım. Ve tabii ki nar, antioksidan içeriği açısından elma ve armut da gelir. Sıralamada bunları da hiç unutmamak lazım. Avokado konusunda özellikle yani damar tıkanıklığı sorununuz varsa veya kalp damar rahatsızlığınız varsa, kolesterol sorununuz varsa uzak durmanız gerekiyor. Ve tabii ki muzu da önerirler. Fakat dediğimiz gibi bütün bu meyveler maalesef biraz pahalı olduğundan dolayı çok da tüketilmesine ihtiyaç yoktur. Avokadoyu bir kenara ayırıyorum. Özellikle yağ oranı itibariyle ben pek önermemekteyim. Ama eğer bir sıkıntınız yoksa tabii ki tüketebilirsiniz. Ama dikkatli olunuz yağ oranına yüksek olduğu için. Normalde doğanın verdiği bütün nimetlerin sağlıklı olduğunu kabul ederseniz mevsiminde ne varsa onu yemenizi öneririm. Ayrı kaplarda saklayınız. Çürük, ekşimiş olsa bile tüketiniz. Ve fazla miktarda tüketmemeniz gerekiyor. Çünkü neden? Bir şeker yükü var. Abur cubura göre tabii ki çok daha avantajlı. Ama sonuçta belirli bir şeker yükü var. Biraz sonra birkaç örnekte bu şeker yükünü sizlere aktaracağım. Dolayısıyla biz aslında vücudumuzun şeker yükünü azaltmak istiyorsak mümkün olduğu kadar günlük şeker hakkımız neyse ona bağlı kalarak meyveleri tüketmek bence son derece daha yerinde olur. Bir de bütün metinlerde, bütün makalelerin hepsinde bir porsiyondan bahsedilir ve bu ölçümler bize pek uymaz çünkü yabancı kaynaklı gram olarak verilir. Bununla ilgili de birkaç bilgi aktarmak isterim size. Genelde bir kase ölçüsü vardır ve bu kase ölçüsünde özellikle taneli meyveler varsa işte çilek varsa, kiraz varsa, portakal da dahil olmak üzere soyulmuş olarak bir kase ölçüsünde gram olarak verilir. Hepsinde porsiyon gramı tabii ki haliyle birbirinden farklıdır. Bu bizim geleneksel çorba kasemize benzer bir kasedir. Genellikle meyveler bunda 125 ila 200 gram kadar bir ağırlık oluştururlar. Çok fazla karıştırmamak lazım. Soyulmuş taneli meyveleri böyle bir kasenin içerisine koyarak günlük porsiyonunuzu belirleyebilirsiniz. Yani gram açısından bir portakalı, bir üzümü, bir elmayı tartmak pek mümkün değil. Çok da pratik değil. O yüzden hani adet olarak, standart olarak verilen uyarıları takip etmek bence çok daha yerinde olur. Bakın şimdi şeker demişken portakalın bir içeriğine bakalım. Ne demek istediğimi gayet daha iyi anlayabilirsiniz. Bir kasesi 180 gram soyulmuş kaseye koymuşlar ve bir porsiyon olmuş. Bakın karbonhidrat içeği 21 gram ve 17 gramı şeker. Hiç fena değil. Yani %17'si şeker. Yağ oranı çok düşük. Bütün meyvelerde olduğu üzere. Protein oranı genelde kabul edilebilecek düzeyde 1.7 gram. Lifi de 4.3 gram. Ki bu meyveler lif açısından da zengin. Ve çok çok daha önemlisi ve bildiğinizi eminim. Vitamin C ihtiyacımızın çok çok büyük bir kısmını karşılar. Fakat şekere gelince, şekere gelince iş karışık. Çünkü bir portakalla beraber biz günlük şeker ihtiyacımızın ya çok büyük bir kısmını %34'ünü karşılarız. Bu da ne kadar şeker açısından, içerik açısından önemli olduğunun bir göstergesi. Lütfen bunu bir kenara yazınız. Vitamin C'ye gelince günlük ihtiyacımızın tamamından fazlasını portakalla karşılama imkanımız var. Dolayısıyla eğer siz C vitamini almak istiyorsanız günlük ihtiyacınız için bir tane portakal yemeniz yeterli. Onun haricinde ekstra dışarıdan C vitamini almanıza hiç gerek yok. Bir de portakal şeker içeriği açısından değerlendirildiği zaman mandalinanın biraz gerisinde kalır. Mandalinanın biraz gerisinde kaldığı için de mandalini belki daha uygun bir şartta tüketilmek için seçenek olarak değerlendirmenizi öneririm. Ve tabii ki daha önce de bahsettik antioksidanlar pancar konusunda bahsetmiştik. Nar gerçekten çok kıymetli bir besin. Fakat bizde nedense çok sevilir. Suyunun içilmesi tercih edilir. Ve genelde uygun da olur. Ama mesela içerisine baktığınız zaman 174 gramında 33 gram şeker e şeyden daha fazla yani portakaldan daha fazla proteini biraz daha iyi 2.9 gram yağı 2 gram lifi 7 gram ve yine bir vitamin C içeriği var vitamin C içeriği de hiç fena değil çünkü niye vitamin C içeriği de biraz da göreceksiniz günlük ihtiyacımızın yaklaşık 5'te 1'ine karşılıyor şeker 24 gram olduğundan dolayı bizim günlük şeker ihtiyacımızın çok büyük bir kısmını karşılayacak. Yarısına yakın bir kısmını karşıladığı için de narın dikkatli bir şekilde tüketilmesi lazım. Dediğim gibi biz bir yandan şekerden kaçarken, bir yandan kolesterolden, kilodan kaçarken şeker yükümüzü arttırmayalım. Vitamin C ihtiyacı açısından Portakala göre kıyaslandığı zaman dediğim gibi 5'te 1, %20 civarında günlük ihtiyacımızı karşılar. Tüm bunların hepsi bize birkaç şey anlattı. Şeker yükü artı ikincisi de C vitamini tüketilmesi açısından meyveler uygun. Fakat arada çok önemli bir meyve var elma. Elma benim favorimdir ve bir porsiyonuna baktığınız zaman yaklaşık 125 gram yani 65 kalorilik bir değeri vardır. Ve bu açıdan da gayet rahat bir şekilde tüketebilirsiniz ve içerisindeki şeker oranına baktığınız zaman 13 gram olduğunu görürsünüz. Daha düşük bir şeker oranı var proteini oldukça düşük ve yağ oranı da çok düşük. Tüm meyvelerin içerisinde hemen hemen 3 aşağı 5 yukarı bu oranları görürsünüz. Lifi de 3 gram. Fakat elmanın şöyle bir avantajı var. Elma özellikle ben kendi tarzımı söylersem size tarçınla beraber özellikle ekşi mahyoş elmalar da mutlaka onları da tüketiniz. Tarçınla yeşil elma çok ideal bir doyurganlık sağlar doymanızı sağlar. Fazla bir şey yememenize neden olur. Bol suyla tükettiğiniz zaman harika olur. Ve işin ana felsefesi fruktoz meyve şekeri sanıldığı kadar masum değil. Ama birazdan göreceğiz çok fazla tüketirseniz şeker yükünüzü artırırsınız. Bunu tekrar tekrar söylüyorum. Günlük önerilen miktar aşağı yukarı 350 ile 500 gram arasında değişir. Aslında bunu 5 porsiyona kadar çıkarmışlardır. Fakat daha sonra düşürülmüştür. Çünkü bu şeker oranı ile ilgili ciddi sıkıntılar ve tartışmalar vardır. Benim genel size önerim 2 artı 1 tarzındadır ve 3'ü geçmeyiniz. Ve biri de elmadan yana kullanmanızı öneririm. Özellikle kuru incir, kuyur kayısı onların hepsi tamamen kendi içlerinde değerlendirildiği zaman şeker yükünüz için olumsuz katkıda bulunabilir. Ve dediğim gibi elmayı tarçınlı tüketirdiğiniz zaman doygunluk için idealdir. Ben bunu yaparım. Çok acıktığım zaman bir elma üzerine bir rast tarçınla beraber suyla tükettiğiniz zaman hani adeta midenize oturur. Bazı kişiler elmadan özellikle hazımsızlık ve gaz yapmasıyla ilgili şikayet ederler ama onu küçük parçalar halinde yavaş yavaş yiyiniz. Tabii ki yaz meyvelerinden karpuza dikkatinizi çekerim çok büyük şeker yüküne sebep olabilir. Çünkü insanlar dolaptan çıkmış buz gibi bir karpuzu yaz sıcağında çok büyük miktarda tüketebilirler. Bizim böyle bir şey yapmamamız gerekir. Dikkatli ve az miktarda tüketmemiz lazım. Bir de benim önemsediğim önemli noktalardan bir tanesi akşam geç vakitte yememenizi öneriyorum. Çünkü akşam yemeğimizi biliyorsunuz belli bir saatte sonlandırmamız lazım. 8'den sonra meyve yemektense bol miktarda çay, bitki çayı içmek daha yerinde olur. Meyvenin saati yoktur ideal saati. saat saatte yenilebilir, sabah aç karnına da yenilebilir ve hatta kahvaltı yerinde de geçirebilir. Bazıları der ki yemekte sonra eğer yerseniz çabuk sindirildiği için içeriklerinizdeki sindirimini bozabilir, eminimini bozabilir. Bu çok doğru olan bir şey değildir ama yemekten biraz sonra yemekten de fayda vardır. Belli bir ara vermek lazım. 15-20 dakika yeterlidir. Ama son lokmayı her zaman için dönüyorum. Mümkün olduğu kadar erken yemeniz gerekiyor. Dolayısıyla bulunabilir, kabul edilebilir fiyatları uygun olan elma, armut, mandalina, portakalı bir kenara koyuyoruz. Ortaya narı koyuyoruz. Sağ tarafta ise muz, özellikle üzüm, kırmızı ve siyah olanlar. Söylediğim gibi renkli meyveler ve sebzeler ideal. Bunun altına da çilek, kiraz, kızılcık ve yaban mersini ve ötesinde de karpuz kavuna dikkat ediyoruz ve bu meyvelerin kurutulmuş halde yulaf ezmesiyle de tüketebilirsiniz. Eskiden bildiğiniz maalesef muşmulalar, döngeller hiçbir yerde yok artık. Bu da bize çok büyük bir talihsiz duruma sokuyor. Dediğimiz gibi renkli sebzeler ve renkli meyveler işin özeti bu efendim. Sabrınız için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalınız.